Adam benim gelip sordu. Ben dedi namaz okuma gelen adam dedi Müslüman da pusaplamıyor ben dedi. Dinsiz de pusaplıyım ben dedi. Bu dinimiz ne diyecek? O endi onun şahsi fikri de. Namaz okumagan adam, günah kıygan adamını kafir deyişlik kıyım mesela. Çünkü küfür meselesi insanın kalbideki, içideki nesilge alakadar da. Bizi mezhep ulamaları taklidi imanlı yam imandan deyip sanaydı. Taklidi iman. Bunu koyavurayım namaz okumagan demez. Otam Müslüman, ben Müslüman. Şunun için Müslüman ben deyipti. Otam Müslüman bugün için bana Müslüman ben deyipti. O endi la ilahe illallah hakkında, Muhammed Resulullah hakkında, Kur'an hakkında, farişteler hakkında kadar umumun malumatı yok. Adam Müslüman, ben Müslüman ben deyip. O iman, hafli iman. Ahir akıbette egesini kutkaradım yok mu? Bu naanık. Lekin bunu ahir geçe sürüştürüp barış imkaniyeti yok için onu ya Müslüman deyiremez. O işe cehalet bilen eğitip koyan hatalarını biz eğitemiz ki çüntürsek, kabul kılsa oldu Müslüman. Lekin bilip durup peygamberimizi inkar kılsa, bilip durup şuna kengi hıyanat, hayilliklerge kol ursa, Müslümanlarge karşı ıgva kılsa, onu meselesi başka. Şimdi bu hadir bazı adamlar çıkken, ilgari kadında birinci bulup İslam ümmetini içinden çıkan taife var. Havariç degen taife. Onu Peygamber aleyhissalatu vesselam onlardan bizi ağahlandırgeller. Kup ağahlandırgeller. Şunaka adamlar çıkadı. Şunaka adamlar çıksa onlarına karşı cenkliler. Onlarını at ve samutunu kırgenlisin geri kırınlar degenler. Vedbah adamlar bunlar da onlar. O çıkan. Birinci Hazreti Ali davrında çıkan. Hazreti Ali radıyallahu anh'a kılıç götürüşken. O kişinin kafir deyişken. O kişinin bitti hata, özleri tasavvurdaki hata bile. Kafir deyişken. Keyin o şey taifeni Allah Ta'ala aklını ap koyadı. Tupoy boladı. Çünmeydi gibi. Kaideni bilmeydi, mevzunu, mahiyetini bilmeydi, tegge itibara mıydı? Allah Ta'ala birinci olarda aklını ap koyadı. Demek ya, Kur'an-ı Kerim'de cüde köp uğrullarda, afala taqilun, aklilerini hissetmeyizler mi? Ya ulil albab, hoy akıl egeleri, degen cüde köp uğrundu. Afala yetedebberun el-Kur'an, Kur'an'ı tedabbur kımaysılar mı? Yok ki yetedebberun el-Kur'an, tedabbur kımaydılar mı? Akıllarını işletmeydiler mi? Ana şu taife akıl işlemeydi. Hadıran bu şeylerin taifesi var da, acayip hadiseler. Bir de sizden sıkıntı telefonda yaplaşı yaptı. Yaplaşasını, yaplaşı dururken yapını işseyiz, mutlaka o şey adamı karşısına delil bulupturuptu. O zaman mutlaka zararına delil bulupturuptu. O, pos kolu koyu yaptı, minu faydam gelip. Akıllı ap koyu tuşuna kabul et. Bir tanesi telefon kılı yaptı. Hani Abraham Moşe degen abal. Abu Salih degen balıge telefon kıldı. Telefon kılı ayeti yaptı ki. Falancını diye yaptı. Kamerip gitti. Demek onu diye yaptı. Siz yamanla pos koyduyuz diye yaptı. Neyse onu aldığın yaplarını eşitmegen sıkıyor diye yaptı. Beni sopken, haramı degen. Nimaga endi uni deyapti anu Galiboylarning advokati bor. Marozovmi degan. Kim edi oti? Kim? Marozov. Boshqacha emasmi? O'rusmi? O'rus. Galiboylarning advokati. O'sha haligi Fozilxo'ja degan ham advokati bo'lgan. Shuni yozgan ekan. Nimaga unaqa deyapsiz? U ham u advokat uni himoya qilaveradi deyapti. Biz aytibdi ki, yo'q, agar men musulmon bo'lsam, Galiboyi advokat kelib menga advokat bo'laman desa, yo'qol ketman, sen advokat kerak emassan deb aytamanmi? Desa, qarang, gap qarang. O'zbekistonda 31 yilligini munosabati bilan prezident anaqa berdi, mukofot berdi. Shu mukofotlardan bittasini menga berdi. Abror Muxtor Aliyevga mukofot berdi, deyapti. Ha. O'sha Marozovga ham mukofot berdi. Endi ikkalasi ham bir xil bo'lib qoldimi, deyapti. Kellini qaray. Desa u bola aytibdi ki, menga qara, Marozov ham deyapti, banan yeydi, Abror aka ham banan yeydi. Hozir ikkalasi Galiboy bo'lib qoladimi, deyapti. U ham buxonka sotib oldi, bu ham buxonka sotib oldi. U ham Toshkentda yashayapti, bu ham Toshkentda yashayapti. Mezoning to'g'ri kelmaydi desa, yo'q deyapti, mana shu meniki to'g'ri keladi. Shuni post qilib qo'yibdi, mening gapim to'g'ri deb.
Bu umuman unga qarshisiga hujjat bo'lib turibdi. Bu yerdan nimani misol keltiryapman? Ularning nomi, kimligi muhim emas-da. O'sha namoz o'qimaganni kofir deydigan, o'zidan boshqani hammani musulmon emas deydigan odamlarni juda ko'pchiligida aql to'g'ri ishlamaydi. Biz naqlga ergashamiz deydi-yu, naqlni ham to'g'ri tasavvur qilmaydi. Nimaligi haqida? Matnning ma'nosi nimaligini tushunmaydi. Bir odamni kofir deyish juda ham xavfli. Judayam Ibn Nujaym aytgan, Misriy Hanafi mazhabida bo'lgan katta allomalardan. Men ta'vili ehtimoli bor ixtiloflarni birortasiga kufr hukmini bermayman degan. Qo'rqaman degan. Chunki bilmaymanki ta'vili bo'lishi mumkin. Masalan, Shukrulloh domlani. Ha? Shukrulloh domla aytdiki, nima dedi? Subhanallohga go'sh bermaydi dedi. Ha? Qur'on o'qiysiz, hamma Qur'on o'qiydigan bo'lsa gado bo'lamiz dedi. Ha? Shu gapi zohiran qarasangiz kufrga o'xshayapti. Lekin ta'vil qilsa bo'ladimi? O'zidan so'rasangiz nima deydi? O'zidan so'rasangiz. Aytadiki, men Qur'on o'qishga qarshi emasman. Subhanallohga qarshi emasman. Lekin shuni bahona qilib turib tibbiyotni o'qimaslik, men Qur'on o'qiyapman-ku deb boshqa fanlarni o'qimaslik bizni jamiyatni orqaga tortadi. To'g'ri aytyapti o'zi. Ta'vili gap to'g'ri gap. Biroz qo'pol gapirib yuboribman deb o'zi ham chiqib aytyapti. Lekin ta'vil qilsa bo'ladigan gapni hukm qilmaslik kerak. Chunki Hazrat Umardan sahih rivoyat bor. U kishi aytganlarki, idroul hudud bi shubuhat deganlar. Shubhali bo'lgan gaplarga had joriy qilmanglar. Jazo bermanglar. Jazo qo'llamanglar. Bir odamni kofir deyish jazo bu. Bu ehtimoli boshqa gap bo'lishi mumkin ular. O'zidan so'rash kerak hali. Ibn Sinoni kofir deyishgan. Ibn Sino nima degan? Agar men kofir bo'lsam, dunyoda musulmon yo'q ekan degan. Bir dona musulmon bo'lsa, o'sha menman degan o'zi. Ha, gaplarining ehtimoli bor. Bu ma'noga ham tortishi mumkin, o'maga ham tortishi mumkin. Namoz o'qimagan odamni nima uchun o'qimayotganligini tekshirish kerak. Laboratoriyada. Oddiy ko'chadagi odam tekshirolmaydi uni. Lupada tekshirish kerak. Unda ham ko'rib bo'lmaydi. O'shuning uchun nima deyiladi? Musulmonman deyapti, musulmonman deyiladi, aytiladi. Lekin namoz farz emas. Namoz bekor narsa, eskilik desin, kofir bo'ladi. Namoz o'qiyotgan bo'lsa. Masalan, aroq ichyapti bir kishi. Endi aroq haromu men shu baloga mubtalo bo'lib qoldim, tavba qilaman desa musulmon shu odam. Bir odam aroq ichmayapti-yu, ya aroq halol desa kofir bo'ladi. Chunki unda e'tiqod masalasi bor. Amaldan ichkaridagi qalbiy e'tiqod bor. O'shaning uchun bu sal xavfliroq masala. O'shaqa degan odamlarga yo nasihat qilish kerak yoki uzoqlash kerak. Chunki ularni haligi aqlidan Alloh taolo urib qo'ygan joyi bor. Endi u fatvo sifatida qarasa bo'ladi uni, lekin joiz. Fatvo sifatida masalan boshqa odam muhtoj bo'lib turibdi. Unga bersangiz, uni olib turib ichish ehtimoli bor. Unda bermaganingiz afzal. Lekin mol, mulk, shunga o'xshagan narsalarning tasarrufida siz sizga muhtoj bo'lib turgan odamga da'vat qilish fursatingiz bo'lsa, o'sha da'vat uchun foydalansangiz bo'ladi. Chunki Qur'onda muallafati qulub uchun insonlarning qalbini ulfat qilish uchun zakotdan berish joiz degan Alloh taolo. U kofir bo'lsa ham, u ichganini qo'ying, ani kofir. Lekin musulmonchilikka moyil bo'lib turibdi. Musulmonchilikni o'rganib qiziqib turibdi. Unga zakotdan bersangiz, biroz mehrini qozonasiz. O'shunaqa paytda zakot bersa bo'ladi unga. U vaziyatga qaraydigan holat. Tushunarlimi?